Merhabalar. Bugünkü konumuz Hamidiye Kurvazörü'nün 1913 yılındaki 7 ay 23 gün süren Akın Harekatı. Bu harekat 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın kaybettiği adaları geri alması için yapılacak harekat öncesinde bir ön safhaydı. Rauf Orbay Hamidiye Kurvazörü ile yüzbaşı rütbesindeyken gönüllü olarak bu görevi üstüne almıştır. Çanakkale Boğazı girişinde güney girişinde oluşturulan Yunan ablukası bir şekilde delinmesi gerekiyordu ve Averroes zırhlısının dikkatini Boğaz girişinden farklı bir yöne kaydırması isteniyordu. Bunun için Hamidiye'nin bir şekilde Boğaz'dan çıkıp Yunan donanmasının peşine takması gerekiyordu. Bunun için Ocak ayı seçildi. Harekatın başlanması için öncelikle 13 Ocak 1913'te başlanacaktı. O gün Çanakkale Boğazı'nda çok yoğun bir sis vardı. Aynı zamanda tipi vardı. Bundan yararlanılmak istendi. Ufak bir aldatma harekatıyla başlandı bu akın harekatına. Öncelikle Hamidiye Boğaz'dan çıkmak için ilerlerken özellikle kovalar ve büyük metal kaplar içinde güvertede ateş yakıldı ve uzaktaki Yunan gemilerinden Hamidiye'de yangın çıktığı zannedildi. Aynı anda da Hamidiye telsiziyle çevredeki gemilerde büyük bir yangın çıktığını bildirerek süratle boğazdan içeriye girdi. Bu sayede Yunanlılar Hamidiye'nin kullanılmaz hale geldiğini zannediyorlardı ama o günün gecesinde Hamidiye büyük bir süratle karanlıktan ve tipiden yararlanarak boğazdan dışarı çıktı. Aynı zamanda izleyeceği rotada bazı Yunan adalarına çok yaklaşması gerekiyordu. Bunun için kimliğinin ortaya çıkmaması için mürettebatın fesleri toplandı. Bunun yerine daha önce Almanya'dan satın alınmış olan Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis zırhlılarının içinde kalmış, yani bir önceki mürettebatına ait Alman askerlerinin kepleri dağıtıldı. Adaların yakından geçtiklerinde büyük ihtimalle fark edilmeyeceklerdi ama fark edilseler bile bunlar Alman zannedilecekti. Aynı zamanda deniz hukukuna göre savaş gemileri saldırmadığı durumlarda bayrak taşımak zorunda değiller. Sadece saldırmadan önce gönlerine bayrak toka etmesi gerekiyor. Hamidiye bayraksız bir şekilde dolaşıyordu. İlk başta ambargoyu yerdikten sonra küçük bombardımanlardan sonra bir panik yarattı ve bu panikten sonra Averof'un peşine düşmesi bekleniyordu ama bu Yunan amirali tarafından bunun bir aldatmaca olduğu anlaşıldı, fark edildi ve Averof ana abluka görevine devam etti. Yunan donanması da Yunan donanması ablukayı kaldırmadığı için de Türk donanması Boğaz'dan çıkıp harekatı düzenleyemedi çünkü ateş gücü olarak Yunan donanması daha kuvvetliydi o dönemde. Diğer yandan daha küçük gemiler ağırlıklı olduğu için büyük Yunan zırhlıları Osmanlı'nın küçük gemilerine büyük bir üstünlük sağlıyordu o dönemde. Sayı açısından Osmanlı donanması da üstünlük olsa da teknoloji açısından Yunan donanmasının üstünlüğün olduğunu görüyoruz. Bu başarısız yani donanmayı üzerine çekmişti. İlk etapta başarısız olduktan sonra tabi harekat durdurulmadı. Bunun üzerine Rauf Orbay hem Ege Denizi'nde hem Akdeniz'de, Adriyatik'te, Mısır açıklarında, Lübnan'da sürekli olarak Yunan gemilerini taciz etmeye, limanları bombardıman etmeye başladı. Aynı zamanda peşine düşmüş gemileri aldatmak için pek çok farklı yöntem uyguladılar. Mesela bir şilep durduruluyordu Ege'de seyreden. Ona işte telsizin bozuk olduğunu ve verdikleri İstanbul'daki Bahriye Nezareti adresine şu limana işte atıyorum Beyrut limanına gideceğini bildirmelerini istiyordu. Ama aslında tüm Yunan gemileri Beyrut yolu üzerine toplanırken Rauf Orbay farklı bir noktayı vuruyordu ve dikkatleri dağıtmış oluyordu. Bazı durumlarda farklı bir gemi sanılması için tamamen geminin atölyelerini ihmal edilen dördüncü bir bacanın gemiye monte edildiğini ve onunla karşılaşan gemilerin de kafa karışıklığına neden olduğunu biliyoruz. Diğer yandan aynı zamanda Hamidiye'nin
bir ikizi daha var. Drama kruvazörü ama bu İtalya'da yapılan gemi Osmanlı'ya teslim edilmiyor. Yapım aşamasındayken İtalya devleti bu gemiye el koyuyor ve Osmanlı'ya teslim etmiyor. Bu yüzden bir İtalyan bayrağı gemide bulunduruyordu. İtalyan açıklarında Yunan gemileriyle karşılaşma ihtimaline karşı dramaymış gibi davranarak onları atlatması düşünüldü. Akın Harekatı'nın özetini yaparsak kısa bir şekilde tamamen kömür ikmali ve limanların bombalanması üzerine bir harekat. Geminin motorları uzun süre bakım görmediği için Hamidiye'nin çok fazla kömür harcadığından sürekli bir kömür ikmaline ihtiyaç duyuluyordu. Ve normalde tarafsız ülke limanlarından yapılması gereken ikmallerde yeterli süre yoktu. Ya da onarımlar için limanlara girilmesi gerekiyordu. Ralph Orbay nasıl desem biraz şeytan tüyü olan bir insan. Her gittiği limanda liman başkanlarını ya da bölge valisini bir şekilde ikna edip normalde 24 saat olan limanda kalma süresini 48-72 saate kadar uzattığını görüyoruz. 7 ayın sonunda Eylül'de 1913'te bir kahraman olarak Hamidiye İstanbul'a dönüyor. Uğradığı bütün Mısır'da ve Doğu Akdeniz'deki limanlarda çok büyük sevgi ile karşılanıyor her yerde. Gemiye hediyeler akın ediyor. Ya da nasıl söylesem bütün gazetelerde Hamidiye'den bahsediliyor. Daha sonraki dönemde Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bu korsan kruvazör harekatından öykünerek kendi Endem kruvazörleriyle Hint Okyanusu'nda bir korsan kruvazör harekatı düzenlemeye çalıştılar ama başarısız oldular. Daha sonra Alman amiraller Rauf Orbay İstanbul'da bizzat biz de denedik ama sizin kadar başarılı olamadık dediklerini görüyoruz. Anlatacaklarım bugün bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.